Neredesin? İyi, uygun bir yere çek beni, bekle tamam mı? Konum gönder, geleceğim oraya. Ya. Çek bir kenara, tamam mı? Beni bekle. Gelince görürsün. Şükran, hoş geldin. Niye haber vermedin geleceğini? Sen ne yaptın Tahir? Beni, onurumu, gururumu mahvettiğin yetmedi. Şimdi sıra kızımıza mı geldi? Şükran, ne oluyor? Bir de ne oluyor diye soruyor. Senem senin yediğin haltlar yüzünden Zafer'le evlenmek zorunda. Aslında bu evlilik iyi bile olabilir. Sen de onaylıyordun, unutma. Asla onaylamayacağım. Bu evlilik olmayacak. Senin o rezil videonun yüzünden kızımın hayatını karartmayacağım. Tüyle ne alakası var ya? Ne demek ne alakası var? Zafer seni mi tehdit ediyor, haberin yok mu? Peki o videoların eline nasıl geçmiş? Bunu da beraber olduğun kadına sor. Şükran, ben ne yapabilirim? Sen söyle, ben ne yapabilirim? Benim o İsmail denen adama 50 milyon dolar borcum var. Adam ensemde boza pişiriyor ya. Kızını düşüneceğin yerde hala ne yapabilirim diye soruyorsun. Herkesi düşünür. Herkesi. Aslında düşündüğün zaman bu evlilik senin için iyi olabilir. Hepimiz için iyi olur. Bunların görgüsü görgümüze denk insanlar. Ha? Şükran. Senin o bilmem ne videolarınla ailemizi tehdit edenler mi görgümüze denk Tahir Bey? Şükran, ailemiz için. Kes artık. Senin bu aile zırvalıklarını dinlemek istemiyorum. Tahir Koraslan. İş dünyasının imparatoru. Doğruluğun, dürüstlüğün en yüksek mertebesi. Yıllarca bu isminle övündün durdun. Babalığınla, kocalığınla etrafta gövde gösterisi yaptın. Ama sende haysiyetin heyesi bile yokmuş. Şükran, orada dur. O kadar da değil. Senin gibi bir adama bu kadarı az bile. Yazıklar olsun. 30 yıllık evliliğimi mahvettin. Şimdi de çocuklarımı mı mahvedeceksin? Senden utanıyorum. Senden o kadar utanıyorum ki. Çağırdın geldim. Niye buradayız? Ne konuşacağız? Sen o çocuğun babası olmayı hak etmiyorsun. Sen mi karar veriyorsun Tuncay buna? Ben kararı veriyorum. Neden biliyor musun? Çünkü ben Elif'i çok seviyorum. Sen ona zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorsun birader. Kusura bakma. O yüzden o çocuğun babası olmayı hak etmiyorsun sen. Antalya'da Sibel'in teklifini kabul ettiğinde sen vazgeçmedin mi bu sevdadan? Vazgeçtin. Niye hala zorluyorsun? Tamam. Ben de çok matah bir adam değilim. Biliyorum, kendimin farkındayım. Ama sen benden fersah fersah kötü bir herifsin. Sen o çocuğun babası olmayı hak etmiyorsun. Sen korkaksın ya. Sen benim kardeşim canını yaktın. Korkaksın sen, korkak. Sen ona aşıksın. Sen aşkının arkasında duramayacak kadar da korkak bir adamsın. Sen etrafında herkese zarar veriyorsun. O yüzden Elif'i de, Sibel'i de hak etmiyorsun birader. Ben senin yerinde olsam defolur giderim. Çünkü Elif de, Sibel de sensiz çok daha mutlular ve mutlu olurlar. Bu kadar mı söyleyeceklerim, bitti mi? Bitti, bu kadar. Ben buraya derdimi anlatmaya geldim. Umarım anlamışsınlar. Sen buraya derdini anlatmaya değil, tatava yapmaya gelmişsin. Ben buraya tatava yapmaya gelmedim. Ben buraya derdimi anlatmaya geldim. İnşallah beni anlamışsındır. İşin şiddet boyutuna geçmeyeyim Tuncay. İşin şiddet boyutuna geçmeyelim. Ben sevdiğim insanları kaybetmekten korkuyorum her an. Tamam. Ne var? Keyfimden aramıyorum. Terbiyesizleşmene gerek yok. Sibel? Boşanma evrakların hazır. Nereye gönderteyim?
Bizzat geliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum Erhan Bey. Seval, yanlış mı görüyorum? Çimdikle beni. Bunun ne işi var burada? Ay bilmiyorum. Sibel, ne işin var senin burada? İş yerim burası, hatırlatın Tansel. Sibel Hanım, Şükran Hanım. Seninle değil. Fransız mankenler gibi tıkı tıkı duyurmaya devam mı edeceksin, yoksa ne olduğunu anlatacak mısın? Aradık, mesaj attık, hiçbirine cevap vermedin. Sibel Hanım. Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. İşimize bakalım. Ben odama geçiyorum. 5 dakika sonra gel. Tamam, geleyim. Of, çok fena bu, çok. Duygu geçirmez zırhını giymiş yine. Ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. Anne. Senin ne işin var burada? Otur kızım. Seninle konuşmamız lazım. Ne oldu, kötü bir şey mi oğlum? Evet. Senem'in başı belada. Senem Zafer'le evlenmek zorunda değil. Babam yaptıklarının sorumluluklarını alsın. O video ortaya çıkarsa da çıkar. Ben onu uyardım. Harika. Bir sene eksikti. Lütfen gider misin? Şükran Hanım, gideceğim. Merak etmeyin. Saygıda kusur etmek istemiyorum sizlere. Önce bir karımla konuşmam lazım. Hangi hakla karım diyor sana? Eski karım diyecekti anne. Belgeleri imzaladıktan sonra boşanmış olacağız. Bir dakika, bir dakika. Ne evlenmesi, ne boşanması. Sibel. Sen bana emir verecek konuda değilsin artık. Ben buraya istifamı verdiğimi söylemeye geldim. Defolup gidiyorum buralardan. Çok etkisi var mı senin için bilmiyorum ama. O belgeleri imzalayacaksın. Erhan Yıldırım, o belgeleri imzalayacaksın. Parçala kendini. Sabaha kadar parçala kendini. Parçala kendini Sibel Koras'la. Bak bakalım imzalıyor. Elif. Tuncay. Tuncay, lütfen git. Bak babam çarşıda gelecek. Şimdi görecek seni burada. Ortalık karışacak iyice. Elif, beni bir dinle ne olursun. Tuncay, ne olur yalvartma beni. Git hadi. Asıl hayatından çıkması gereken insanı gönderdin mi Elif? Göndermedin. Erhan'la evlenmek zorunda değilsin. Aldattı seni Elif. 3 milyon için seni kaybetmeye gözü almış bir adamdan bahsediyoruz. Onunla bir gelecek kurabilecek misin ya? Ha? Tuncay yeter. Çocuğuna iyi bir baba olabileceğini düşünüyor musun sen? Sibel'e aşık diyorum, Sibel'e. Aşık Sibel'e. Bunu göze alabilecek misin sen? Ha? Emin misin? Tuncay lütfen git buradan. Elif. Seni seviyorum. Hayrola delikanlı? Ne oldu, kapıda mı kaldın? Ha? Vurdun mu iyice? Yok mu kimse evde? Elif'e geldin değil mi? E daha önceleri de geliyordun zaten. Ya say, sen kimsin? Biz hiç tanışmadık seninle. Adın ne senin? Tuncay ben. Ay Tuncay, Müjgan ben de. Bütün mahalle bana Müjü der. Tuncay, sen Elif'in tam olarak nesi oluyorsun? Ay burada işler, trafik bayağı bir karışık. Yani bak, ben daha önce oturduğum mahallelerde olsa herhangi bir evin ilişkiler dinamiğini çözmem 5 dakikamı alırdı ama burada çok çetrefilli. Daha bu sabah düğe saçlı oğlan buradaydı. Aa, niye astın suratını? Ay, tahmin ettiğim gibi mi, yoksa ikiniz de bir talipsiniz Elif'e? Peki sence kim kazanır bu yarışı? Ha, hanginiz kazanırsınız? Ama asma suratını be. Tamam, onun böyle uzun lülük lülük saçları var ama senin de Ayhan Işık bıyıkların var. Üzülme sen. Bitti mi ablacığım? Memnun oldum. Sürgüç.